Evet gençler, merhabalar. Neye geçtik? Thomson'un atom modeline. Evet, Thomson atom modelini işleyeceğiz bu dersimizde. Yine 3 MEB kitabından işleyeceğiz. Kim var? Devlet Yayınları var. Fen Lisesi kitabı var. Bir de Başak Yayıncılık vardı. George Johnston Stoney'in elektronun keşfinden sonra, aslında tam da elektronu bu keşfetmiş değildir. Yani elektronun keşfi bayağı bir, bu saçlarım niye yine böyle oldu? Uzadıkça şekli bozuluyor. Kısa saçımı geri dönsem, uzatıp şunu bir toplayabilsem. Bu ara değer işte. Hani aynı şey gibi. Mezuna mı kalsam mı yoksa devam mı etsem? Ucundan yetişir miyim? Azıcık uzatırsam bağlayabilir miyim? Yoksa kestireyim komple mezuna mı kalsın? Şeyindeyim, o arada kalma hissindeyim. Tabii ki sizinki çok daha büyük bir problem de. Benim de bu yaşta başka bir problemim yok demek ki. Evet. Elektronun keşfini tam olarak bu adama yüklememek lazım aslında. Yani eksi yüklerden bahsediyor. Bunun adını elektron olsun diyen kişi Stoney. Ama aslında o keşifte başka insanlar da ne yapmışlar? Etkili olmuşlar. İsim babası yani. Alıyor elektronun kulağına 3 kez üflüyor. Senin ismin elektron olsun. Elektron olsun. Saçmalama. Günündeyim yine. Ben saçmalarken dersi anlatmayı çok seviyorum. Evet, J.J. Thomson bir katot ışını tüpü kullanarak ürettiği ışınlara elektrik ve manyetik alanların uyguladığı kuvvetlerden hareketle katot ışınları için elektron yükünün kütlesine oranını yani E bölü M oranını tayin edebilmiştir. Bu oranı doğrudan hesaplamış bakın. Henüz elektronun yükünü bilmiyor, kütlesini de bilmiyor ama bu ikisinin oranını rahatlıkla bulabiliyor. Diğer kitaplarda bu birazcık daha ayrıntılı anlatılmış. Şu anda buradan geçtiğim için ben de yüzeysel geçiyorum. Ayrıntısına diğer kitaplarda gireceğim. Yani bu dersimizin ileriki dakikalarında. Thomson bu sonuçlardan hareketle üzümlü keke benzetilen ve üzümlü kek modeli olarak da bilinen yeni bir atom modeli geliştirmiştir. Yani bazı yabancı kaynaklarda buna jöle modeli falan da denebiliyor. Biz Türkler jöle nedir pek bilmeyiz, yemeyiz yani. O yüzden üzümlü kek bize daha uygun. Gördüğünüz gibi onun üzümlü kek modelinde ne var bir bakalım. Şöyle bir hamurumuz var. Hamur, içindeki her şey aslında o hamurun kendisi pozitif yükler olarak adlandırılıyor. Yani pozitif yükleri böyle tanecik tanecik henüz keşfetmiş değil. Elektronların tanecik tanecik olduğunu biliyor. Bu elektronların atomun içerisine dağıldığını biliyor. Bu dağıldığı bölgeye de atomun pozitif yüklü bir şey olduğunu söylüyor. Ama yani hamurun kendisi pozitif yük, tamam mı çocuklar? Thomson'un modeline göre atomlar çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 10 metre mertebesinde olan küre şeklindedir. Böyle tombiş tombiş küreler. Pozitif yüklü madde ile tam doludur. Yani hiç boşluğu yok. Boşluk yapı henüz keşfedilmemiş bakın. Elektronlar da atomu nötr tutacak şekilde küre içinde homojen bir şekilde hareketsiz ve gömülü olarak bulunur. İşte kekin içindeki üzümler hareket etmiyor. Gömülmüş, pişmiş orada. Kekin içindeki bu üzümlerin toplam elektrik yükü atıyorum işte eksi olarak x kadarsa pozitif yük olarak tabir ettiği atomun kendisinde şu bölgede yine bu yükün pozitiflisi ve sonuçta atom nedir diyor yine nötrdür diyor. Millikan yağ damlası deneyiyle ne bulunuyor bakalım bir ona. Thomson'un E bölü M oranı tayininden sonra Robert Andrew Millikan ne yapmış? Yer çekiminin etkisinde ve düzgün bir elektrik alanı içerisinde bulunan yüklü bir yağ damlasının hareketini inceleyerek elektronun yükünü ölçmek için şöyle bir düzenek hazırlamış. Bakalım düzenekte neler var. Yağ damlası püskürtücü var. Pist pist pist. Bir odanın içine yağ damlacıklarını püskürtüyor. Sonra bu odanın içinde bir tane delik var. Bu deliğin altında da paralel yüklü bir levha var. Bu levhanın üst kısmı pilin artı kutbuna bağlı olduğu için pozitif yüklü. Alt kısmı da negatif yüklü. Bu yağ damlacıkları bu delikten aşağı düşerlerken buradan buradaki hava ortamına X ışınlarını gönderiyoruz. X ışınları hava molekülleriyle çarpışarak havanın içindeki moleküllerin bazılarını elektron kaybetmesine neden oluyor. Ki bunu atom fiziğinde uyarılma yöntemlerinde de göreceğiz. Elektronlar tabii ki serbest hale geçince yani atom iyonlaşınca serbest elektronlar etrafta düşmekte olan yağ damlalarını ay dur ben şuna bir yanaşayım diyor ve yapışıyor. Yapıştığı zaman artık yağ molekülü ne oluyor? Yüklü oluyor. Bazen bir elektron, bazen iki, bazen üç, bazen 100 tane elektron yapışıyor olabilir burada yani bilmiyoruz. O yüzden yükünün de değişik değerlerde olması gerekiyor. Her bir damla için farklı yük değerlerine sahiptir diyebilirim bu yağ damlaları. Yağ damlaları dolayısıyla artık eksi yüklü olduğu zaman yukarıdaki pozitif yüklü paralel levha tarafından yukarı yönde çekiliyor. Aşağıdaki elektrik eksi yüklü
levha tarafından da yukarı yönde itiliyor. Yani sonuçta yukarı yönde bir elektriksel kuvvet oluşuyor. Elektrik alan biliyorsunuz ki artı levhadan eksi levhaya aşağı yöndeydi. Elektrik alana ters yönlü olarak ne uygulanıyordu? Negatif yükleri bir elektriksel kuvvet. Bu kuvvet molekülümüzün, yağ molekülümüzün ağırlığından küçükse molekül inmeli bir şekilde aşağı doğru ne yapar? Hareket eder. Öyle bir ayar yapıyor ki böyle bakıyor, gözlemliyor. İşte şuradaki voltajı değiştirerek buradaki elektrik alanı ne yapabiliriz? Değiştirebilirim ben. Bu elektrik alanı değiştirerek de elektriksel kuvveti değiştirebilirim. Aşağı doğru inmeli hareket yapıyorken elektriksel kuvveti artırır bir şekilde en sonunda MG'ye eşit hale getirebilirim deney düzeninde. O zaman ne olur? Eşit hale getirebilirim derken büyüklüğünden bahsediyorum tabii ki. Elektriksel kuvvetin büyüklüğü molekülün ağırlığının büyüklüğüne eşit olursa yağ molekülünün, yağ parçamın yağ parçası deyince böyle margarin falan canlı insanın gözünde. Bu elektriksel kuvvetle MG'yi birbirine eşitlerim. Ondan sonra buradan bir şey bulabilirim. Bakın ne bulabilirim? Hatırlayalım 11. sınıfın 2. döneminden elektriksel kuvvet Q yüklü parçacık için Q çarpı E'ye eşitti büyüklük olarak. Elektrik alanı da nasıl buluyordum? Potansiyel fark, şuranın levhalar arasındaki potansiyel fark bölü levhalar arasındaki mesafeden buluyordum. Eğer bir şekilde bu elektriksel kuvvetin büyüklüğü ağırlığa eşit olursa QV bölü D eşittir MG diyebilirim. Ha, şimdi ben molekülümün ağırlığını biliyorsam, bunları biliyorum. Yer çekimini de biliyorum. Yani kütleyi de biliyorum, ağırlığı biliyorum. Molekülümün bu aşağı doğru salınırken bulunduğu ortamdaki potansiyel farkı biliyorsam, levhalar arası mesafeyi biliyorsam yükü ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Bir elektron yapışıksa bir elektron yükü. İki elektron yapışıksa iki elektron yükü. Üç elektron yapışıksa üç elektron yükünü ne yapacaktır? Milikan ölçmüş olacaktır. Evet, bakalım bir. Yüklü yağ damlacıklarının etken elektriksel kuvvetiyle ağırlığını dengelemek suretiyle yaptığı yağ damlası deneyleri sonucunda elektronun yükünü ölçmüştür. Pozitif ya da negatif yüklü tüm maddelerin yüklerinin elektronun yükünün tam katları olduğunu göstermiştir. Yani doğadaki yüklü parçacıkların hepsi burada elde ettiği değerler var işte. Bir sürü ölçüm yapıyor ama her seferinde bir değerden daha alt bir değeri ölçemiyor. Yani düşünün 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi yükler ölçtüğümüzü düşünelim. Birin daha altı yoksa o zaman ne dersiniz? Bir tane elektron yükü birdir dersiniz yani. Tabii ki bu klon cinsinden 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klon. 2 elektron bağlandı. Bunun iki katı yani 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 19. 3 elektron bağlandı. 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 19 klon değerlerini ölçmüştür. Ve hepsinin o yük değerlerinin 1,6'nın katları olduğunu görünce de demiştir ki ha, bundan daha küçük bir yük yok. Bu en küçük yüküm. Yani elektronun yükü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19'dur deyip ne yapmış oluyor? Şuradaki elektronun yükünü bulmuş oluyor. Şimdi Thomson E bölü M değerini biliyordu. E bölü M eşittir atıyorum X olsun. Bunu biliyorum. Şimdi eğer elektronun yükünü de biliyorsam artık kütlesini de ne yapmış olurum? Rahatlıkla hesaplamış olurum. Bir elektronun kütlesini de böylelikle ne yapmış? Thomson'ın E bölü M değerini yerine yazarak kütlesini hesaplamış oldum. Evet, şimdi geldik Başak Yayıncılığa çocuklar. MEP kitabı Anadolu Lisesi bu kadar anlatmış. Bu kadar fazla ayrıntıya girmemiş. Başak Yayıncılık'ta ne diyor? Thomson atom modeli için 1897 yılında Joseph John Thomson atomun yapısında elektron adı verilen negatif yani eksi yüklü tanecikleri keşfetmiştir. Yani aslında Thomson da elektronu keşfeden kişi değil. Atomun yapısında elektronların var olduğunu keşfeden kişi. Öyle diyebiliriz. Katot ışınlarının da eksi yüklerden oluştuğunu bulan, elektronlardan oluştuğunu bulan kişi atomun yapısında da ne vardır diyor? Elektronlar vardır diyor, eksi yüklü. Thomson katot ışınları ile yapılan birçok deneyden sonra elektronun yükünü E değerini ve kütlesini ne yapmış? Bulamamış olsa da E'nin M'ye oranını hesaplamıştır. Daha sonraki yıllarda 1910 yılında bakın Millikan aradan 13 yıl geçmiş. Ne yaptı? Yaptığı deneyle elektronun yükünü ölçmeyi başaran ilk kişidir. Millikan'ın yağ damlası deneyinde iki metal elektrot arasına yüklü yağ damlacıkları püskürttü. Yağ damlacıklarına etki eden kütle çekim ve elektriksel kuvvetlerinin eşitliğinden yararlanarak damlacıkların yükünü tespit etti. Bu değerin farklı deneylerde hep aynı sayının katı şeklinde çıkması damlanın birim yükünü tanımlamasını sağladı. Az önce dedik işte. Ne diyor? Birin katı, iki katı. Mesela diyelim ki 5 olsun. 5, 10, 15, 20 falan ölçüyorsunuz. 5'ten daha küçük bir değer ölçemiyorsunuz. O zaman bu 5 bir tane elektronu yükülür diyorsunuz yani. Evet.
tam sanatomun yapısında hareketsiz bir şekilde duran pozitif ve negatif yüklerin, işte görsel 4-8 şurada olduğu gibi, homojen olarak dağıldığını ileri sürmüştür. Thompson'ın ortaya attığı bu modeli üzümlü kek modeli denir. Şimdi bakın, üzümlü kek bize heterojen bir şeymiş gibi geliyor kimyada. Ama bu üzümlü kekimiz homojen. Yani elektronlar içeriye ne yapmış? Homojen bir şekilde dağılmış. Thompson atomunun toplam yükünün nötr olduğunu söylemiştir. Atomumuzdaki bu pozitif yüklü kısım ile negatif yüklü taneciklerimiz olan elektronların yükleri toplamı sıfırdır demiştir. Ve bu modele göre elektronlar pozitif artı yüklerin yanında ihmal edebilecek kadar küçük bir kütleye sahiptir. Dolayısıyla atomun kütlesi pozitif yüklerden oluşmaktadır. Zaten atomun hani kütle numarası deyince de aklınıza ne geliyor? Nötronlarla protonların sayıları toplamı gibi bir şey geliyor. Elektronun kütlesini onların yanında çok çok küçük olduğu için ne yapmıyoruz? Saymıyoruz. Yani şimdi benim kütlem ne kadardır dediğimde, işte 90 kilogramsam gidip yarın saçımı kestirdiğimde 85'e düşmeyeceğim. 89.900'e falan düşeceğim yani. O yüzden kütlemi söylerken saçım hariç 90 kilo demiyorum yani. Saçımla birlikte ve saçım hariç. İkisi saçımsa da saçsımsa da, saçsımsızsa da, saçımla sayda da hayda. Öyle yani. Evet, burada işte görseli canlandırmışlar tekrar. Yukarıdan siyah püskürtmüşüz. Burada paralel levhalarımız var. Teleskopla da inceliyoruz. Artı eksi levha sayesinde buradan ışık kaynağını, X ışınlarını göndererek ne yapıyorduk? Havadaki elektronların bazılarını, serbest hale geçen elektron bazılarının yağ damlasına yapışmasını görüyorduk. Bakın, bu da bu kadar almış. Bitirmiş burada. Ve neye geldik artık? Fen Lisesi kitabına geçtik. Fen Lisesi kitabı biraz daha ayrıntılı almış ama ben sevdim anlatımını. O yüzden anlatmak istiyorum. Müfredat dışımı değil aslında. Hikaye kısmında birazcık daha güzel anlatımı yapmış. Thompson Atom Teorisi Fen Lisesi kitabına göre Joseph John Thompson katot ışınları deneyi gerçekleştirmeden önce bazı bilim insanlarının fikirlerini kendi teorileriyle ilişkilendirmiştir. Yani zaten bilim insanları ne demiştik bu konunun başından beri? Atom modelleri birbiriyle ilişkilendirilecek. Birinin gelişmesi için diğerinden esinlenmesi gerekiyor. Tabii ki Thompson'a ne yapmış? Diğer bilim insanlarının keşiflerinden yararlanmış. Thompson'ın kendisinden önceki bilim insanlarının hangi çalışmalarından faydalandığını bilmek, onun teorisini nasıl geliştirdiğini daha kolay anlamayı sağlayacaktır. Evveline bir bakın diyor yani. Bakalım. Katot ışını tüpü, William Crookes, Crookes tüpü de diyoruz buna biliyorsunuz, icat etmiştir. Tüpün iki yanındaki elektrotlara yüksek gerilim uygulandığında, şu bölgelere, şuraya ve buraya, katottan anoda doğru bir ışın gözlemlemiş ve buna katot ışınları ismini vermiştir. 4, 2, işte 1A, 30 okuyamadım. Yüksek gerilim altında oluşan katot ışınlarını gösteriyor. Şuradaki güzelim katot ışınını görebiliyorsunuz bakın. Sonra Julius Pflücker katottan anoda doğru yayılan ışınlara manyetik alan uygulayarak almış, Crookes tüpündeki bu deneyi, katot ışınlarını bir manyetik alana maruz bırakmış. Uygulayarak ışınları saptırmış ve bu ışınların negatif elektrikle yüklendiğini tespit etmiştir. Hani manyetizmada görmüştünüz, belli bir manyetik alanda ve hızıyla hareketten yüklü bir parçacığa bir manyetik kuvvet etkiliyordu. Eğer bu manyetik kuvvet sahil kuralıyla buluyorduk bunun yönünü, pozitif yüklü parçacığa atıyorum artı x yönünde uygulanıyorsa negatif yüklü parçacığa da eksi x yönünde uygulanıyordu. Katot ışınlarının dolayısıyla hızının yönünü biliyor muyum? Biliyorum. Ortamdaki manyetik alanı biliyor muyum? Biliyorum. Sonra bunun sapma yönüne bakarak bunun pozitif yüklü mü negatif yüklü mü olduğuna ne yapmış? Bizim Julius Pflücker'ımız karar vermiş. Evet, burada gördüğünüz gibi sapmanın olduğunu görebiliyorsunuz. Gelelim Crookes'un katot ışını ve Faraday'ın elektroliz deney sonuçlarını yorumlayan George Johnston Stoney negatif yüklerden bahsetmiş. Bak, negatif yüklerden bahsediyordu ve bunlara ne veriyordu? İsmini veriyordu. Senin adın elektron olsun diyordu. Ve bunları elektron olarak isimlendirmiştir. 1874 yılında olmuş bu olayda. Elektron sayısının her maddede farklı olduğunu da söylemiş aynı zamanda. Maddeden maddeye elektron sayısı değişiyor demiş. Ya adam doğru söylüyor yani. 1900'lü yılların başında Dalton'dan yaklaşık 100 yıl sonra Joseph Johnson ne yapmış? Thompson. Johnson diye okudu bunu. Sen Johnson, Joseph Johnson. Joseph John Thompson yeni bir atom teorisi geliştirdi. Thompson kendinden önceki bilim insanlarının deney çalışmalarını kullanarak 1897 yılında katot ışınları ile yaptığı deneyde ışınların elektrik ve manyetik alanda sapması sonucu
katot ışınlarının elektronlardan oluştuğunu keşfetmiştir. Yani atomun içinde elektronun olduğunu söyleyen de Thomson, katot ışınları dediğimiz ışınların aslında elektronlardan oluştuğunu söyleyen de yine Thomson. Evet, şimdi Thomson atom modelinin yine, ben de ses kitabının bu kısmını seviyorum, değindiği şeylere, Thomson ne diyor ona bir bakacağız. Yani bence bu kare kısımdır, tablo kısmının fotoğrafını çekin çocuklar ya da çıktısını alın. Modern atom teorisine göre artık bu Thomson'ın söylediği şey doğru mu yanlış mı onu da buradan öğreneceğiz. Ne demişti Thomson? Atomlar çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 10 metre olan içi dolu kürelerdir demişti. Modern atom teorisi sonucunda biz ne bulduk artık, neyin geçerli olduğunu düşünüyoruz? Atomlar çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 10 metre civarında olan boşluklu yapıdadır. Yani çapını tutturmuş adam fakat dolu diyerek boşluklu yapısından haberdar olmadığı için ne yapmıştır? Yanılmıştır. Küre içerisinde artı yükler ve hareketsiz eksi yüklü elektronlar rastgele dağılmıştır. Ama homojen olarak dağılıyordu. Peki modern atom teorisi ne diyor? Elektronlar belirli bir yörüngede hareket eder. Öyle rastgele falan her yere dağılmış, homojen dağılmış değildir. Rastgele hareket de etmezler diyor. Yani burada rastgele dağılıp hareketsizdir diyor. Burada hareketlidir ama rastgele hareket etmez diyor. Atomlarda pozitif yük ve negatif yük eşit sayıdadır. Bu yüzden atomlar yüksüzdür, nötrdür demişti Thomson. Modern atom teorisi diyor ki elektronlar ve protonlar eşit sayıda olmayabilir. Atomlar yüklü olabilirler. Tabii ki atomumuz ne yapabilir? Elektron kaybedebilir, elektron alabilir, değil mi? İyonlaşabilir. O zaman ikisi eşit olmak zorunda değil. Nötr atomlar, elektron alışverişi yapmamış atomlar nötrdür. Evet, pozitif yük ve negatif sayısı birbirine eşittir. Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. Atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur. Bak şimdi atomun içinde sadece elektron ve proton yoktur. Dolayısıyla atomun içinde işte nötrondan henüz haberdar olmadıkları için bunlar. Nötron keşfedilmediği için atomun kütlesini elektron hariç protonların kütlesidir diye yorumlamışlar. Oysa ki protonların ve nötronların kütleleri toplamı kadar. Efendim anne. Tamam anne. Tabii ki biz şimdi çekirdek fiziğinde de göreceğiz. Aslında çekirdeğin içindeki nötronlarla protonların kütleleri toplamı çekirdeğin kütlesine de eşit değil. Yani çünkü aradaki kimyasal bağların E eşittir mc kareye göre neleri var? Bir eşdeğerleri var. Aslında bunu ben atom altı parçacıklarda anlattım mı yoksa? Evet, orada anlatmış olabilirim belki de. Orada anlatmadıysam da çekirdek fiziğinde anlatacağım. Fizyon fisyon reaksiyonlarında. Thomson atom teorisini üzümlük keke benzetilir. Kekin bütünün atomu anlatır. Üzüm olmayan yerler pozitif yükleri. Yani pozitif yükler derken de öyle tane tane yük değil ama yani. Üzümler ise elektronları temsil eder. Ayrıca elektronun keşfi Thomson atomun parçalanması fikrini vermiştir. Yani diyor ki içinde elektron varsa, yani daha küçük parçalar varsa içinde, ben bunu parçalayabilirim. Thomson atom teorisine göre atomun özellikleri işte burada gösterilmiştir dedi. Evet, geldik Thomson'ın yine E bölü M deneyini, yine konuşamadım. Deneyini Pernes kitabını nasıl ele almış? İşte bakın kekimiz pozitif yükler yine. Buradaki elektronlar da negatif yükler. Thomson'ın katot tüpüne elektrik alanı uyguladığında katot ışınlarının sapma yönünün yukarı. Bakın burada görüyorsunuz şekilde. Sadece elektrik alan uyguladığında katot ışınlarının yukarı yönde saptığını ve A noktasına düştüğünü, manyetik alan uyguladığında ise ışınların sapma yönünün aşağı olduğunu görmüştür. Yani manyetik alan, levhaları şurada manyetik alanı kullandığında da ışının aşağı doğru C noktasına saptığını görmüştür. Ve elektrik ve manyetik alanda ışınların sapmasını yükle tanımlamış. Yüklü olduğuna göre sapıyor demiş. Çünkü biz 11. sınıfta manyetizma konusunda görmüştük. Q yüklü bir parçacık bir manyetik alanda ya da işte paralel yüklü levhadaki elektrik alanda ne yapıyordu? Hareket halindeyken kuvvetin etkisine maruz kalarak sapabiliyordu. Elektrik ve manyetik alanda ışınların sapmasını yükle tanımlamış. Katot ışınlarının yüklü olduğunu, yani elektronlardan oluşturulmuştur. Yani bunların aslında eksi yüklü olduğunu bulduğu için eksi yüklülere de Stoney ne demişti? Elektrondur demişti. O zaman demek ki katot ışınları da elektronlardan oluşuyor yorumunu yapmıştır. Deneydeki veriler ışığında elektronun yükünün ne yapmış? Kütlesini oranını ölçmeyi başarmış ve çalışmaları ile 1906 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü de almıştır. Thomson'ın elektronla ilgili buluşları ve başarılı deney sonuçları daha sonra bilim insanlarına örnek olmuştur.
Robert Andrew Millikan ne yapmış? Thomson'un deney düzeneğine benzer bir deney gerçekleştirerek elektronun yükünü tespit etmiştir. Şimdi bakın E bölüm M tayini nasıl bulduk? Burayı dinlemek zorunda değilsiniz. Ben sadece küçük bir, en azından 11. sınıf konusundan bir şeyler anlatacağımız için değinmek istiyorum. Paralel yüklü bir levham varsa işte yukarıda pozitif yükler, aşağıda eksi yükler. Yukarıdan aşağı doğru ne oluşuyordu? Bir elektrik alan oluşuyordu. Eğer ben bu elektrik alanında bir parçacığı V hızıyla fırlatırsam ve bu parçacık eksi yüklü bir parçacıksa ne yapacaktır dolayısıyla? Artılar tarafından çekilip eksiler tarafından itileceği için yukarı doğru bir elektriksel kuvvetin etkisiyle şöyle bir sapma vuracaktır. İşte bu A noktasına düşmesini sağlayan kuvvet çocuklar. Bir de manyetik alanım var bakın. Manyetik alan N kutbundan S'ye doğru. Biz şimdi sağ el kuralımızda hatırlarsanız pozitif yüklü bir parçacığa etkileyen manyetik kuvveti şöyle buluyorduk. Dört parmağımızı manyetik alan yönünde, baş parmağımızı hız vektörünün yönünde verince atıyorum böyle bir şeyse aşağı doğru avucumuzun içinin gösterdiği yön pozitif parçaya etkileyen kuvvetti. Eksi yüklü bir parçacık ise bunun tersini, avucun dışını yani yukarı yöndeki kuvvet olduğunu söylüyorduk manyetik kuvvet yönünün. Manyetik alan bakın nereden nereye? N kutbu şurası duvar. Bize doğru, N'den S'ye doğru bir manyetik alan var. Dolayısıyla dört parmağımı bu size doğru çevirdim. Hız vektörü de şu anda herhalde artı x'i gösteriyorum. Hız vektörü eğer artı x yönünde olsaydı pozitif yüklü parçacığı aşağı yönde manyetik kuvvet uygulanırken eksi yüklü bir parçacığı yukarı yönde uygulanacaktı. Ancak baş parmağımız gördüğünüz gibi eksi x yönünde şekilde. O zaman baş parmağı çeviriyorum. Hop 180 derece ve elim böyle oluyor. Manyetik alan sizi gösteriyor. Baş parmak eksi x yönü hız vektörünü. Pozitif yüklü parçacığı avucumun içinin gösterdiği yönde yani yukarı yönde bir kuvvet etki ederken eksi yüklü parçacığa da aşağı yönde bir kuvvet etki etmiş oluyor. Demek ki bunun C noktasına sapmasını sağlayan şey neymiş? Aşağı yöndeki manyetik kuvvetmiş. Bu tarafa doğru sapmasını sağlayan şey de manyetik kuvvet. Eğer elektriksel kuvvetle manyetik kuvvet olsaydı sadece bu ikisi birbirine eşittir derdim büyüklük olarak ve B noktasına düştüğünü söyleyebilirdim. Ama bu molekülün bir denesi var, bu katot ışınının bir denesi var, kütlesi var. Dolayısıyla bu kütlede yer çekimi kuvvetiyle aşağı yönde olacağı için yukarı yöndeki elektriksel kuvvet aşağı yöndeki Mg ağırlığı ile manyetik kuvvetin toplamı büyüklüğünde olursa B noktasına ne yapar? Sapmadan katot ışınımız düşmüş olur. Peki elektriksel kuvvet nasıl bulunuyordu? Q çarpı elektrik alanla Mg artı manyetik kuvvet QVB'ydi hatırlarsanız formülümüz. Bunu bu tarafa atarsam Q parantezine alırım. E eksi VB değerinin Mg'ye eşit olduğunu bulurum. Şimdi bakın Y'yi biliyorum. V hızını biliyorum. Manyetik alanı biliyorum. Elektrik alanı biliyorum. O zaman yük yanına bilinmeyen kütleyi atarsam Q bölü M ne çıkar? G bölü E eksi VB büyüklüğü çıkar. Biraz küçük yazdım ama kusura bakmayın. Sonuçta ben yani şunları bildiğim için bu sayısal değeri Thomson ne yapmış hesaplamış. Bunun da yükün kütleye oranı olduğunu bulmuştur. Kabaca böyle anlatmış olalım. Millikan'ın yağ damlası deneyinde tekrar fen lisesi kitabı ele almış. Biraz daha ayrıntılı anlatıyor. O yüzden üçüncü tekrarımız olacak ama öğrenmiş olalım, kafamıza kazınsın. Millikan elektronun yükünü ölçmek için yağ damlaları kullanarak bir deney tasarlamıştır. Millikan elektronun yükünü bulmuş. Thomson'un bulduğu E bölü M oranından yararlanarak elektronun kütlesini hesaplamayı da başarmıştır. Deneyde kaba, şu kabın olduğu yere X ışınları gönderilmiş ve X ışınları havayı oluşturan gazlardan elektron koparınca yağ damlaları bu elektronları tutarak eksi yükle yüklenmiştir. Yağ damlaları elektrik alan bulunan düzeneye gönderilmiştir. Şu bölgeye bakın. Yer çekimi etkisiyle düşmesi gereken yağ damlalarının elektriksel kuvvet ile havada hareket halindeyken limit hızına ulaştığı görülmüştür. Yani sabit hızla hareket ediyor. Neden? Limit hızı da hatırlarsanız 11. sınıfta yine gördünüz. Havanın sürtünme kuvvetinin büyüklüğünün cismin ağırlığının büyüklüğüne eşit olması durumunda net kuvvet sıfır olduğu için artık belli bir hızdaki parçacığın düzgün hareket etmesiydi. Yani sabit hızla hareket etmesi durumuydu. Eşitliği bu şekilde ifade etmiştir. Yani molekülün burada dursun, şurada, buraya kadar aşağı doğru indiğinde, tam bu noktaya geldiğinde artık bir V hızı var. Bu noktada yukarı yönde elektriksel kuvvet uygulanıyor. QE büyüklüğünde aşağı doğru da Mg ağırlığı var. Eğer Mg'nin büyüklüğü tutup da QE'ye eşit olursa o zaman ne yapabilirim ben? Rahatlıkla Q yükünün büyüklüğünü hesaplarım. M'i biliyorum, G'yi biliyorum, E'yi biliyorum. Bunu da ne yaparım? Bulmuş olurum. Bu eşitlikte yağ damlasının kütlesi M, yer çekimi ivmesi G ve uygulanan elektrik alan E bilindiği için elektronun yükü de hesaplanmıştır.
Millikan deneyi tekrarladığında yağ damlacıklarında oluşan elektron yükünün bugün bilinen yaklaşık değerinin 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 sayısının katları olduğunu bulmuştur. Çünkü yağ damlalarının kaç tane elektron yüklendiği belli değildir. Thomson'ın bulduğu E bölü M oranında faydalanıp oradan eşitliği kullanarak elektronun kütlesini de hesaplamıştır. Evet, burada ne demiş? Yukon Goldenshine, Crookes tüpleri ile yaptığı çalışmalarda katot ışınlarının tersi yönünde anottan katota doğru pozitif yüklü ışınların varlığını tespit etti. Işınların artı yüklerden oluştuğunu buldu. Bu ışınların keşfi ve Ernest Rutherford'un çalışmaları sonucu bu artı yüklü parçacıklara da proton adı verildi. Yani Rutherford modeline geçeceğiz bir sonraki dersimizde. O Rutherford'un da yaptığı çalışmalarda pozitif yükü, yani protonu ne yapacağız? Ele alacağız, keşfedeceğiz. Henüz burada atomun kendisinin pozitif yüklü olduğunu söylüyoruz ama atomun bir taneciklerden oluştuğundan, pozitif yüklü taneciklerden oluştuğundan haberimiz yok. Bitti dersimiz çocuklar. Rutherford atom modelinde görüşürüz. Üçüncü dersimizin konusu da Rutherford, Thomson'ın öğrencisi. Kendinize iyi bakın gençler. Hoşçakalın.